Karayollarının vermiş olduğu bu resmi açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Karayollarının hazırlamış olduğu haritada burada dağlar, yollar, ilçe isimleri vesaire her şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aler Coşkun, karayollarının çizdiği bir haritada Yedigöller'in Düzce sınırları içerisinde gösterilmesi konusuna son noktayı koydu. Bir ilin mülki sınırlarını belirlemekle karayollarının mükellef olmadığını söyleyen Er Coşkun, karayollarından çizilen haritada kağıt üzerinde yer olmadığı için Yedigöller yazısının Düzce bölümüne yazılmış olduğu açıklamasının geldiğini belirtti. Er Coşkun, Yedigöller'in Düzce iline geçmesinin düşünülemeyeceğini, düşünülmesinin teklif dahi edilemeyeceğini söyledi. Karayollarından da bu anlamda resmi bir açıklama istedim. Haber, Köroğlu Gazetesi'nin haberinde de açıkça görülüyor aslında. Yani karayollarının hazırlamış olduğu haritada burada dağlar, yollar, ilçe isimleri vesaire her şey var. Yedigöller Milli Parkı'nın altında da Bolu Dağları ifadesi geçiyor. Alta yazılsa Bolu Dağları'nın üzerine gelmiş olacak. Yani aslında gazetecilerin sıklıkla zaten karşılaştığı mizampajla alakalı bir durum. Karayolların açıklaması da bu anlamda küçük ölçekli bir harita olduğu, bu haritanın Yedigöller kısmının da yalnızca milli park yeri olarak belirtildiği, yani bir sınır ifade etmediği ve milli parktan gelen bilgilere göre de milli park sınırlarının Düzce ve Bolu illeri içinde gösterildiğinden ve Bolu tarafında yer olmadığından yazının Düzce tarafına doğru yazıldığını ifade ediyor açıkça. Er Coşkun ayrıca Düzce milletvekilleriyle de konuyu paylaştıklarını ve bu duruma onların da gülüp geçtiğini belirtti. Düzceli vekillerle de gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Yedigöller konusu sadece bir tebessüm konusu olarak gündemimize girdi. Yani onlar da böyle bir şeyin olmadığını, olmayacağını çok iyi bir şekilde biliyorlar. Şakalaştık tabiri caizse. Anayasada nasıl değiştirilemez maddeler vardır biliyorsunuz. İlk üç maddeyi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye bir madde vardır. Yedigöller'de Bolu'ya mal olmuş, dünya çapında bir güzelliktir. Bolu'ya mal olmuş bu güzelliğin bir başka ilin sınırları içinde olması düşünülemez, düşünülmesi teklif dahi edilemez tabiri caizse. Er Coşkun ayrıca partisinde yaptığı basın açıklamasında bakanlıktan 3 çöp kamyonu hibe edildiğini de söyleyerek bu kamyonların pilot bölge olarak tespit edilen 4 Divan, Yeni Çağ ve Merkez ilçede düzenli olarak çöp toplamaya başlayacağını belirtti. Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'ndan yapmış olduğumuz projeler neticesinde çöp kamyonu talep ettik. Yani son sistem, modern, yeni, sıfır çöp kamyonları talep ettik. Bu çöp kamyonları ile beraber İlgilenen Meclisimiz yaptıracakları çöp konteynerlarını bu bölgelerde köylerimize dağıtacaklar. Bunların bütün proje çalışmaları tamamlandı ve sağlanacak olan bu çöp kamyonlarıyla da müthiş bir çevre faaliyetini hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'ndaki girişimlerimiz neticelendi. Bolu olarak 3 adet çöp kamyonunu tamamen hibe olarak bakanlık bu projelerimiz karşılığı Bolu'muza tahsis etti. Öncelikle bunun müjdesini vermek istiyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kış şartlarından dolayı kötü olan yollar için bugüne kadar köy des kaynağıyla acil olan ihtiyaçların karşılandığını belirten Er Coşkun, köy desin bütçesinin azalmasıyla kalan ihtiyaçların beklemeye alındığını ve bakanlıktan da köy desin beklentisinin üzerinde bir rakam olan 5 milyon 45 bin lira ödenek alındığını sözlerine ekledi.